Merhabalar Derya Televizyonu'nun çok değerli seyircileri, dinleyicileri, izleyicileri. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sohbet Adında programına hoş geldiniz. Biz de sizlere ekranlarınızla beraber her nerede bulunuyorsanız size hoş bulduk. Sizinle biz burada beraberce sohbet edeceğiz. Efendim sohbetimizde bugün denizimizde çok özel bir isim. Aylin Müftüler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş sevgili Aylin. Hoş bulduk. Bugün sizinle çok hoş bir sohbet olacak. Ondan eminim. Eminim ben. Seyircilerimiz de zevk alacaklar. Niye derseniz. Yani hangi birini sayayım? O kadar çok maharetleriniz var ki. Sağ olun. Onu biz yakından biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Zaten istedik ki sevgili Aylin'in bu özelliklerini ekranlar önünde konuşalım da dünya da fark etsin. Değil mi? İnşallah. Evet. Öncelikle bir şair Aylin Müftüler. Şiir evet. Yazan desek. Şair. Biraz sonra okutacağım. Peki. Efendim iki tane şiir kitabı olur da artık şair denmez mi bir insana? Bilmiyorum artık. Evet ama üstüm başım şiir diyor yani şimdi bir de bu var. Her yerlere dökmüş şiirleri. Biraz sonra göstereceğiz nerelere hangi şiirler döküldü. Efendim Udi görsünler efendim. Udunuzu alınız elinize. Evet. Evet. Udi. Efendim eski tabirle Udi de ud sanatçısı. Evet. Udu ile konuşan mı, udu konuşturan mı? Nasıl? İkisi de. İkisi beraber. İkisi de. Çünkü evet. İnsan bir enstrüman çalarken ama özellikle de ud çalıyorsa, çünkü ud insan sesine en evet. yakın enstrümanlardan evet. bir tanesi. Biri kelepçedir, biri de uddur. Evet. Ud sizinle konuşur. Benim çok anım var. Bıcırıklı. Evet. Moralim yerinde değilse. Evet. Onun akordu tutmaz. İlginç. Gerçekten çok denedim evet. bunu. O yüzden de çok hassastır. Evet. Ama her zaman dosttur. Her zaman evet. yarendir. Ve benim kalbime en yakın nesne evet. olduğu evet. için, en yakın varlık olduğu için diyeyim. Evet, doğrusu, evet. Benim ruh halim çok iyi anlar. Size en yakın dokunan. Evet. Efendim ön tarafında bir yazı görüyorum. Ön ve bir imza bir görüyorum. Yazı. Ekrana doğru tutabilirseniz. Rahmetli Avni Anıl Hoca'nın evet. bana hediyesidir bu ud. Oo, bak sayın seyircilerimiz, sevgili ağaçtan seyircilerimiz. Özel olarak yaptırıp bana hediye etti. Çünkü ben erkek udu çalıyor idim. Fakat evet. bedenim biraz ufak olduğundan zenne udu sana gerekiyor demiş idi. Zenne kadın demek, zenne evet. kadın demek, kadın udu demek. Ve kendisi de sağ olsun, sağ olsun diyorum hala da. Çünkü Allah rahmet eylesin, evet. Rahmetli karısının evet. ışıklar içinde. Bana evet. hediye edip evet. Bulut'la benim buluşmamı evet. sağladı. Efendim sanatçılar, şairler, ressamlar, efendim mimarlar ve gönül, her türlü. Lütfen onu bırakmayın da bir konuşturalım. Bir, ne dersiniz? Yani onlar eserleriyle yaşarlar. Siz dediniz ya, evet. saygıyla anıyoruz diye. Aslında evet. saygıyla, rahmetle beraber anıyoruz. Hem bizimle beraberler hem de sonsuz alemdeler. Doğru diyorsunuz. Efendim bu konuşuyor değil mi? Öyle dedik değil mi? Yok, evet. Hadi bir konuşun da dinliyorum. Konuşalım daha baştan. Evet, bir perşembe yaparsınız. Bugün bir saz eseriyle başlayalım. Tamam, bir saz eseri çalalım. Evet. Bir mahur saz semaisi çalmak istiyorum ben. Tabii ki efendim, buyurun. Ben şöyle yardımcı olayım. Şöyle iyi mi? Yok, notalar zaten tamam. şarkılarla ilgili. Tamam. Sadece bir saz eseri. Tamam, buyurun. Çalmak isterim size. Thank you.
Lütfen bırakmayın. Bu Ud'un üzerindeki Avni Anıl Rahmetli'nin yazısını okumak istiyorum, okutmak istiyorum. Evet. Onu lütfen sizden dinleyelim. Aylin kızıma başarı dileklerim, sevgi. Avni Anıl, 2002 İzmir. Oo, 2002 İzmir. Çok güzel. Çünkü kitaplarda olsun, çeşitli eserlerde olsun, hani insanlar ithaf dediğimiz sevgilerini ifade ediyorlar ya, bunun paylaşılması gerekiyor. Ve günümüzde hakikaten hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Siz şiir kitapları yayınladınız. TÜYAP kitap fuarına katıldınız. İmza günlerine katıldınız. Şimdi imza atarken ya da sizden imza alırken oradaki duygularınız nedir? Nasıl bir şeyler yaşanıyor? Onu paylaşır mısınız bizimle? Orada şöyle bir şey hissediyorsunuz. Bir kere kendinizi çok özel hissediyorsunuz. İkincisi, iletişim, elektrik hissediyorsunuz, alışveriş hissediyorsunuz, maddi alışveriş değil. Bir sevgi alışverişi, yürekten değil mi? Yürekten yürüye gerçekten bir alış hissediyorsunuz. Orada sizin kitabınızı almak için özel olarak yol kat edip gelen insanlar görüyorsunuz. Evet. Çok çok keyifli bir şey. Yaşamak isteyen herkesin yaşamasını dilerim. Her kalem erbabının, her ürün ortaya koyan, evet, şairin, yazarın, evet, çünkü sonuçta yaşaması gereken bir duygu değil mi? Marifet iltifata tabidir biliyorsunuz. İltifat görmeyen mal zayidir. Doğru, doğru. Devam var. Evet. Ne kadar kendimiz için yazıyoruz da desek, gönlümüzün arkasında hep bir onaylanma isteği. Onaylanma isteğinden ziyade birilerine, yüreğine dokunma isteği var. O talebi gerçekleştirmek. Şimdi sevgili Aylin, sözünün içerisinde birkaç kez yüreğine dokunmak ifadesini kullandınız. Evet. Bunu bilinçli mi bilinçsiz mi bilemiyorum ama yüreğime dokun diyorsunuz zaten. Buyurun, dokunun. Dokunalım. Bu ilk kitabım, bu cep boyunda çok da sevimli bir şey. Evet, oldu. Gerçekten. 2012 doğumlu bu arkadaş. Birinci baskısı tükendi. İkinci baskı yapmayı şu anda düşünmüyorum. Evet. Çünkü üçüncü şiir kitabı için hazırlık içerisindeyim. Çok güzel. Şöyle ne okuyayım buradan size, biliyor musunuz? Evet, buyurun. Buyurun. Burada bir Müsvedde Hayat diye bir şiirim var. Evet, buyurun. Hayatla ilgili bir şey. Yıllar tarla misali ömrümüzü sürmekte.
yaşanmışları nakşederken yüzümüze, pişmanlıkları derinden derine kazıyıp mutlu anları yalnız gözlerimize sürmelemekti. Yolun yarısına dek aheste beste gelmişken zaman, ikinci yarı nefes nefese bir çapıda geçmekti. Dünün beyhude harbiyle meşgulken zihinler, meçhul hayaller uğruna fazla mesaideyken gönüller, sesini duyurmaya çığlıklar atan bugünümüz, erguvan bir telaş içinde suskun bitip gitmekte. Bir kabul edişle ömür insana bir kez bahşedilmekte. Diyelim ki bugün doğduk cennette. Şu an mevcut olduğumuz yer, her neresiyse, kaç yılı devirmiş olursa olsun yaşımız, taslaktı farz edip yaşadığımızı sandığımız, temize çekilmeli müsvedde hayatımız. Maziyi ulaşması zor bir rafa kaldırıp, yarınları defterin arkasına yalnızca not almalı. Her sayfaya bugünü bastıra bastıra yazmalı. Anlarız ki o zaman buna yaşamak denmekte. Harika. Şimdi bütün zamanlarda gördüğüm ve tanıdığım, daha doğrusu dostlarınızın tanıdığı böyle bir Aylin siması var. Hep güler yüzlü bir sima. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel, cıvıl cıvıl. Bunda musikinin, müziğin ve şiirin rolü var mı? Olmaz mı? Evet. Olmaz mı? Siz beslendikçe, doydukça kendinizle barışıyorsunuz. Hı-hı. Çünkü musiki ve evet. Edebiyat, şiir sizi bilmediğiniz size götürüyor. Evet. Kendinizi keşfediyorsunuz. Bunu yaparken de tabii ki... Bir dakika, onu bir daha söyleyin. Kendinizi... Musiki ve şiir sizi kendinize götürüyor, kendinizi keşfediyor. Kendinizi keşfediyoruz. Değerli dinleyenlerim, lütfen bu cümleye dikkat edin. Bugün belki en çok ihtiyacını duyduğumuz şey kendimize dönmek, kendi iç yolculuğumuzda bulunmak, kendimizi keşfetmek, kendimizle buluşmak. Bunun bir reçetesi var mı derseniz işte şair burada bu cevabını... Ama doğru, siz bir evet, musiki şinas, musiki şinas, udi bir sanatçı ve şair bir kimlikle bunu söylediğiniz zaman bu ayrı bir değer kazanıyor. Onun için ben bir kez daha tekrarlatma ihtiyacını hissettim. Bu benim yöntemim, evet. Benim bulduğum bir yöntem kendime yolculuk için. Sizler başka seyahat araçları bulabilirsiniz kendiniz ama mutlaka bulun. Ama sanatçılarda hemen hemen ortak bir tavır görüyoruz. Hayata daha yumuşak bakıyorlar. Problem çözme, böyle insanlarla problemde değil de güzellikte buluşma ile ilgili bir tercihler oluyor. Çünkü biz hayatla savaşmıyoruz. Harika. Of. Aylin, öyle bir cümle kullandın ki bir daha söyle lütfen. Biz hayatla savaşmıyoruz, dans ediyoruz. Dans ediyoruz. Muhteşem. Hani diplomaside bile şöyle bir söz vardır. Hani diplomaside sanat rakibinle dans ederken, ayağına basarken bile yüzüne gülümsemektir. Gülümseyebilmektir diyor. Doğru. Sorunlarla meşgul olurken bile gülümseyebilmek herhalde. Öyledir. Yani evet. Bu şöyle bir şey var korkmakla ilgili. Cesur olmak korkmuyorum demek anlamına gelmiyor. Evet. Ödüm kopuyor bir sürü şeyden. Ama buna rağmen üstüne gidiyor. Onlar yine... Korkuya rağmen yapabilmektir cesaret. Evet. Müzikle, şiirle, özellikle de şiir. Evet. Bunun en güzel yolu, çünkü şiirde çıplaksınız. Evet. Her şeyinizle, ruhunuzla çıplaksınız. Evet. Çıplak olduğunuzda insanlar sizi görüyorlarsa bir kere, artık ondan sonra hiç korkmazsınız çıplak görünmekten. Evet. Şimdi siz şehirlisiniz. Şehirde doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin torunlarındansınız, evet. O sülaleden, onu da rahmetle yad edelim. Öyle bir sorumluluk, öyle bir üzerinizde de güzel bir sıfat da var. Teşekkür ederim. Onu da paylaşmayı istiyorum. Ben Denizli'nin Güney ilçesindenim. Bizim çocukluğumuz da tarlada, bağda geçti. Şimdi geceleri var ya, yolculuk yaparken ıslık çalarsınız, ıslığı kendinize yoldaş edinirsiniz. Evet. Türkü söylersiniz, o uzun yolculukta ıssız kimse yokken, o türküleri kendinize yoldaş edinirsiniz. Ne güzel. Ya. Doğru işte. Bir çiftçiler, tarlada, çobanlar. Korkuya rağmen o ıslıkla yürümeye devam ediyorsunuz. Aslında korkuya rağmen diyoruz, ben varım diyorsunuz hayatın içerisinde. Tabii. Kesinlikle. Çok güzel.
Şimdi sevgili Aylin, kaç yıldır UD'la arkadaşsınız? Yani bu müzik yolculuğuna çıkalı ne kadar zaman oldu? Üniversite yıllarından sanıyorum. Yanılmıyorsam. Ciddi olarak. Yani bu çok ciddi bir şekilde. Evet. Bir 25-30 var ya. Evet, evet, evet. Yaşımız ortaya çıkacak sonra. 30 yaşındasınız daha, evet. 30 sınıfta başladım. Hı. Yani İzmir'de. Yaşlarımda İzmir'de. Hı hı. Yine rahmetli, çok güzel insanlarla tanışma evet. şansım oldu. Onur Akdoğ hocamdan aldım. Hı hı. Konservatuvarda öğretim üyesiydi. Evet. UD dersini. Hı hı. Sonra da silah zoruyla kafama vura vura sana UD alacağız, sana UD öğreteceğim. Evet. İki sene boyunca 5 kuruş para almadan gönlüne bakar mısınız? Evet, evet, evet. Buzdolabını satmıştı. Evet. Kızına piyano alabilmek için. Öf. Çok maddi durumu çok zordaydı. Benden 1 kuruş para almadı 2 sene boyunca. Evinde bana yemek yedirdi. Evinde yatırdı. Evet. Nereye giderse peşinden götürdü. Ve UD'u bana layıkıyla öğretti. Ve her çalışımda hem onu... Hem Avni hocamı... İki sene de evet, 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 alkışlıyoruz. Hepsini alkışlıyoruz. İşte efendim hayatta şu denir. Herkes elde ettiği hayatın içerisinde birikimlerini bu dünyadan gitmeden önce birilerine vermeli. Evet. Birine aktarmalı. İşte sizde yaşıyor ikisi de. Veya başka ustalar da sizde yaşıyor. Sizin gibi başka ailenlerde de yaşıyor. Ondan eminim. Mutlaka. Ama işte insan öyle var oluyor. Şimdi böyle çok güzel bir ikili oluşturuyoruz hı-hı. biz. O kıymetli insanlarla. Evet ya. Değer katanlar. Evet. Ve değer katılanlar. Değer bilen. Değer katılanlar ve değer bilenler. Evet. Kadir bilmek, hayır ha olmak evet. eski ifadelerle. Hayat ne ki zaten? Evet, ustaların ustalığını ve üstadlığını saygıyla anmak. Öyle. Onları yaşatmak. İnsan ondan neyle yaşarken? Ufacık bir dümü, düm tek tek şeklinde karşıya yansıtabilmek. Bir adım üstüne evet. bir damla koymak. Bir mis damlatabilmek. Bu kadar. Başka bir şey yok ki. Herhalde. Ya ben konuşmak istemiyorum. Bak ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Hep sizi dinlesek diyoruz. Teşekkür ederim. Yine sizi dinleyelim. Şimdi yüreğime dokun diyorsunuz. Özür dilerim. Müsaade eder misiniz? Arkasını okuyabilir miyim? Şundan dolayı diyorum. Ben şair yazar değilim. Ben dair yaşarım. Hayata dair, sevdaya dair, ölümden ahir, ayrılığa dahil de yaşarım. Birikenleri zaman zaman kağıda aktarırım. Elimde kitap kokusuna bayılırım ezelden. Elimde olsun, burnuma koksun ve unutmayayım. Dair ne varsa diye bu kağıt demetini derledim. Belki sizin bilip de diyemediklerinizi anlatmışımdır. Kim bilir? Belki fikrinize inceden bir yakınlık bulursunuz. Belki de yalnız olmadığınızı fark edersiniz. Kim bilir? Belki bizden çok vardır. Biz çok oluveririz. Kim bilir? Kim bilir? Diyorsunuz ve üstüm başım şiire geçiyorsunuz. İkinci kitabınız, ikinci çocuğunuz. İkinci çocuk. Öyle diyelim. Buyurun. Şöyle onu da alın elinize. Çünkü birincisini aldınız. O da şimdi burada bakıyor beni ne zaman sevecek diye. Evet. Onun hikayesi nedir? Nasıldır? Onun hikayesi aslında bir kitle. Bu bir proje çocuğu. Evet. Tüp bebek bu. Evet. Bilinçli çıkarılmış. Tabii içindeki evet. şiirler bu proje için yazılmış şiirler değildi. Evet. Yalnız kitabın içerisinde derlenmesi ve adının üstüm başım şiir olması bir proje evet. sebebiyle idi. Bu projede neydi? Gerçekten üstümüz başımız şiir olsun diyerek evet. bunu ben kendime marka yaptım. Hı hı. Tekstil uğraşıyorum biliyorsunuz. Evet. Ve bu markanın 10 yıllık lisansını, tarifini evet. kendime hı hı. aldım. Bunun evet. için de onunla birlikte aynı zaman içerisinde çıkan tişörtler ve peştemaller ürettim. Evet. Bunların üzerinde gerçekten üstümüzde başımızda şiir olsun diye. Onu merakla bekletelim seyircilerimizi. Aradan sonra o bölüme geçelim. Biz şimdi yine şiirle devam edelim. Evet. Böyle bir projeden çıkmıştı. ben buradan size... Buyurun lütfen. Kuyruklu şiir.
şiir okuyayım mı? Siz çok seversiniz. Ha, buyurun lütfen. Lütfen. Bu gece baktım gökyüzüne. Hiç yıldız yoktu. Karanlık bastı içimi. Gözlerim uzak ya benden. Ondan olmalı. Ben de tuttum şiir kaydırdım. Kuyruklusundan hem de. Her mısrada gözlerim kapalı seni geçirdim aklımdan. Açtım avuçlarımı bekledim. Mavi bir kelebek düşüverdi. Tam ortasına ellerimin. Ellerin uzak ya benden. Ondan olmalı. Dokundum yumuşacıktı. Ödüm koptu. Kırılacak sandım kanatları. Kondu yanağıma birden sıcacık. Dudakların uzak ya benden. Ondan olmalı. Uçtu bir anda elimden. Nasıl bir yasemin kokusu sardı kanatların yelinden. Kokun uzak ya benden. Ondan olmalı. Ondan olmalı. Çok teşekkür ederiz. Bu bölümde bir şarkıyla tamamlasak diyorum. Lütfeder misiniz? Şarkıyla birlikte 8 Mart konusuna azıcık bir dokundurmayı... O zaman 8 Mart'ı konuşalım. Çünkü 3 dakika bu bölümde. Evet, buyurun lütfen. Lütfen. Şimdi 8 Mart malum Kadınlar Günü. Neden Kadınlar Günü? 1857'de Amerika'da, evet. New York'ta bir tekstilci olduğum için minder çekildiler. Dokuma işçilerinin, 40 bin dokuma işçisinin haklarını korumak için, evet, daha iyi şartlarda çalışmak için yaptıkları bir grevle başlıyor, evet, olay. Ve polis işçileri çıkmasınlar diye, evet, içeriye kilitliyor fabrikayı. O arada fabrikada yangın çıkıyor ve kurtulamayan 120 tane, hepsi kadın. Evet. Kadın işçi ölüyor. Maalesef. Evet. Ondan sonra da 1910 yılında Danimarka'da Clara Zenit sanıyorum. Bunun kadınlar haklarını ve eşitliklerini savunmak üzere bir kadınlar günü olmasını istiyorlar. Evet. Biz tabii bunu artık zamanımızda erkek egemen, maalesef kusura bakmayın, tenzih ediyorum. Yok, estağfurullah. Evet. Adamları koymuyorum onun için zaten. Evet. Sadece erkek olarak kendi, evet, düşünenleri koyuyorum. Erkek egemen bir toplumda gerçekten kadının eşit koşullarda yaşaması, eşit koşullarda davranılması ve onu insan ol önceliğinin farkına varılması için, evet, yapılıyor bütün etkinlikler. Evet. Bu gün için, evet, iki tane kadın şairden şiir getirdim ben size. Evet. Önemsiyorum çünkü kadın şairleri. Evet. Bunlardan bir tanesi tabii ki Gülten Akın. Evet. Rahmetli. Evet, buyurun. Kaybettik 2 sene önce. Deli Kızın Türküsü. Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elim uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, anlasam. Elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı düşünsem. Hayır, düşünmesem. Senin hiç haberin olmasa. Senin hiç haberin olmaz ki. Başlar biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır. Bulutlar uçuşur geceliğin. Ben yağmura deli, buluta deli. Bir büyük oyun yaşamak dediğim. Beni ya sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa. Böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız, bu yağmur işlemez karanlıkta. Yan garipliğine yürek, yan. Gitti giden. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu güzel şiirle tamamlamış oluyoruz. İkinci bölüme şarkısıyla başlamış olalım. Tamam, teşekkür ederim. Kısa bir ara değerli dinleyenlerimiz.